Bir başkan, iyi bir başkan, iyi bir ekibi olan başkandır. Bir başına yapamazsınız. İyi ekibiniz olacak. Şimdi dedi ki, kulağıma konuşuyor, söylüyor. Ali Uyan'dan çok yardım alıyoruz diyor. İşte Soner Müdür'den çok katkı alıyoruz diyor. Bana anlatıyor. Şimdi bunlar kim? Her biri bir vahap seçer. Çünkü seni temsil ediyor. Meclis üyen, şube müdürün ya da ilçe başkanımız. Selahattin Bey, daha önce Ozan Bey, Ozan Varal Bey. Bunlar aslında beni temsil ediyor. Partimi temsil ediyor. Başkanlarım, bürokratlar, meclis üyeleri, bürokratlar beni. Meclis üyem hem partimi hem beni temsil ediyor. O açıdan benim vücudum uzakta ama ruhum sizinle yakında. Ta burada. Ne mutlu ki Tarsus'tan hemşehriniz Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı. Anamur'da, Mutlu, Erdemli'de yok mu? Yenişehir'de, Mezitli'de oturan tanıdıklarınız yok mu? Ne diyorlar? Hemşehrinizi başımıza gönderdiniz bu belayı, bize hizmet etmiyor mu diyorlar? Yoksa memnun muyuz diyorlar? Bundan gurur duyacaksınız. Başkanınız çalışıyor. Bu zaman sizin için harcanıyor. Onun için değerli. Biz de en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Ama emin olun, hizmet için gecemizi, gündüzümüzü 5 yıldır sürekli kafamız memleket meseleleriyle yoğruluyor. Mersin daha nasıl güzel olur? Türkiye daha nasıl güzel olur? İnşallah bu azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Engelli yurttaşlarımızın, çocukların iş talebi varsa biz onları alırız. Kariyer merkezimiz vardır. Bizim işlemlerimiz kişiler üzerinden değil, kurallar ve yasalar üzerinden gider. Bakın emin olun, hala otobüs şoförü arıyoruz. 100'e yakın açığımız var, bulamıyoruz. Meslek edindirme kursları açtık birçok konuda. Elektrik teknisyeni bulamıyoruz. Makina teknisyeni bulamıyoruz. Biliyorsunuz evde bakım hizmetlerimiz var. Engelliler de yararlanıyor. Evde bakım hizmetlerine eleman bulamıyoruz. İşsiz çok. Herkes bizden iş istiyor. Ülkede işsizlik varsa, ara eleman sorunu varsa hükümetin sorunu. Hükümeti değiştireceksiniz. Bizim gibi işi iyi bilenleri hükümetin başına getireceksiniz. Nasıl 5 yıldır Mersin Belediyesi muntazam yönetiliyor, güzel, kaliteli hizmetler yapılıyor. Hükümet olarak sizlere güzel, kaliteli hizmetler yaparız. Sarı otobüs var, küçük otobüs. Bunu Tarsus için biz özel aldık. 67 adet aldık, 45'ini buraya gönderdik. Kalan 22'sini yaylalara, köy yollarına, Mersin merkeze bağlı köy yollarında küçük otobüs uygun diye gönderiyoruz. Tarsuslar o kadar seviyoruz ki aldığımız otobüsler bile özel buraya. Tarsus'un sokakları da gerçekten. Onun için küçük otobüs aldık. Sonra bakın ben yönetime geldiğimde 41 aracınız vardı. Hatırlıyor musunuz? 41'de araç teslim ettik önce. Ama üstüne 27 araç daha göndermişiz büyük otobüs. 68 otobüse çıkmış. 41'den 68 otobüse bizim dönemde. 41 teslim almışız. 68 otobüsünüz olmuş. Hepsi de yeni. Hepsi de yeni. Ve asıl önemlisi bunların Tarsus'taki araçlarımızın tamamı fiziksel ve işitsel engellilere uygun araçlar. Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışıyor. Herkes çalışıyor belediyede maşallah. Halk da bunu görüyor. Halk da bunu görüyor. Buradan Mersin'den, Tarsus'tan, Mersin'den tüm Türkiye'ye hizmetin, herkesin gönlünü kazanmak için nasıl kuvvetli bir araç olduğunu Mersin gösterecek 31 Mart'ta inşallah. Başta Tarsuslar. Tarsusların desteği önemli. Zaten Ali Başkan'ı seçiyorsunuz.
Genç başkan, temiz başkan. Onu seçtik. Ama Büyükşehir'e de kuvvetli bir destekle. Tarsuslar diyecek ki bizim hemşehrimizin yanındayız. Bunu herkese ilan edecek. Şimdi bu Atatürk Parkı'nı düzenledik biliyorsunuz. Güzel oldu mu ora? Beğendiniz. Açtık her tarafı. Yeşillik. Ağaç yürüyorsunuz. Gayet güzel değil mi? Şimdi burayı da aynısı yapacağız. Burayı da o şeyleri kaldıracağız etrafındaki. Açacağız. Burada bizim çocukluğumuzda bir havuz vardı. Onu faaliyete sokacağız. Şuraya da bir kafe restoran. Burayı hızlı düzenleyeceğiz. Yani orijinal halini koruyarak. Meşhur Tarsus. Hepsini projesi hazır. Orijinal dokusuna uygun, fazla tahrip etmeden bu parkını, meşhur çocukluğumuzun geçtiği Tarsus Parkı'nı tekrar eski haline getirecek. Buraya mole evini açtık 2021'de. Memnun muyuz mole evinden? Güzel mi buradaki mole? Memnunsunuz, güzel. Teşekkür Mersin'de ederiz, ne olacaksa Tarsus'ta da oluyor zaten. Bakın yollarınız da, Mersin'de yollar meşhurdur. Çok güzel yollar, bulvarlar açtık orada da. Şimdi Tarsu'yu da düzenliyoruz. Tertemiz işler yapıyoruz size. Hepsini yapacağız. Şimdi mola evlerinin sayısını arttıracağız. Otizm merkezi çalışmamız var. Sen söylemiştin onu. Bizim bu projemizde, yani vaatlerimizde aynı zamanda duyu bütünleme merkezimiz, projemiz var. Engelli parkı, bir de evde bakım. Bizim tüm Mersin'e Anamur'a kadar bu hizmeti biz veriyoruz. Anamur'a kadar. Çarşı pazar çok gezen bir adam. Sokakta çıkar yürürüm, çarşıya pazara giderim. Birkaç konuda teşekkür beni duygulandırır. Bakın önceki gün Silifke'deydim. İftar yemeği verdik. Bitti ayrılıyorum. Bir arkadaş geldi yanıma. Böyle 40'lı yaşlarda. Ağlamaklı konuşuyor, duygusal konuşuyor. Ya dedi, benim size bir teşekkürüm var dedi. Benim dedi, çocuğum kanser hastasıydı, vefat etti. 3 ay önce dedi. Allah rahmet eylesin dedim. Dedi ki, biz dedi onkoloji tedavisi için Mersin'e getirdik. Ben o zaman Alo 185'i aradım. Ben bu görüyordum reklamlarınızda misafirhane, dostane hizmeti. Beni dedi belediyenizin misafirhanesinde günlerce, bilmem kaç ay tedavi gördü. Her tedaviye gittiğimde bir hafta 10 gün kalıyordum. Arıyordum kendi evim gibi sizin misafirhanenizde kalıyordum. Daha 2 gün önce başıma gelen. Bir de benim annem hasta. Size hayır duasını eksik etmiyor çünkü. Geliyor görevlileriniz kendi annesi gibi bakıyor. Sizin selamınızla geliyor. Size teşekkür ediyoruz. Annem de hayır dualarını esirgemiyor dediği zaman valla dünyanın en mutlu insanı oluyor. İşte belediye başkanı her şeyi yapacak. Tarsus'a tramvay da yapacak. Mersin merkeze metro da yapacak. Yollar da açacak. Otobüsler de getirecek. Festivaller de yapacak. Parklar da yapacak. İnşaatlar da yapacak. Ama vatandaşın acısını da bilecek. Belediye başkanlığı böyle bir şey. Sosyal konut yapacağız. Sosyal konut. Dar gelirliler için. Hem kiralık hem kira öder gibi satacağız. Şelale eski oteli yıktık. Projesi hazır. İnsanların gidip orada çoluğuyla çocuğuyla yakınlarıyla vakit geçireceği alanların oldu. Çocukların oyun alanından. Oyun tiyatro izleyecekleri salona kadar. Kahvaltı yapacakları mekana kadar her şeyi yapacağız. Survivor Parkı'na kadar. Halka açık şelalede çok güzel Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin tesisi olacak. Oraya halk gidecek. Bu da sözümdür. Festivalleri beğeniyor musunuz? Burada yaptığımız. Bu Tarsus Festivali. İkincisini yaptık. Üçüncüsü daha da güzel olacak. Buraya biliyorsunuz Kafkaslardan, Balkanlardan, Avrupa'dan, Arap coğrafyasından, Türkiye'nin her tarafından
folklor ekipleri geliyor, sanatçılar geliyor. Ne güzel oluyor şehir değil mi? Rengarenk. Adana'dan geliyorlar, Konya'dan geliyorlar, Niğde'den geliyorlar. Ankara'dan gelenleri gördüm. Bir sürü sanatçı geliyor, bir sürü yazar geliyor. Rengarenk oluyor Mersin. Ben de geldim. Burada festival boyunca her yeri gezdim. Bu park ana baba günüydü, hatırlayın. Değil mi? Ana baba günü. Herkes bir araya geliyor. Güzel vakit geçiriyor. Tarsus böyle güzelleşir, böyle canlanır, böyle kalkınır. İnsanlar böyle zenginleşir. Kebapçılarda et kalmamış. Baklavacılarda baklava kalmamış. Bitirmişler. Allah bereket versin. Esnaf kazandı. Buraya dışarıdan insanı getireceğiz. Lafla sözle sen bana, ben sana değil, açılacağız. Dışarıya açılacağız. Herkes Tarsus'umuzu tanısın. Gelsin buraya. Buraya seyahat etsin. Burada kalsın. Çok güzel tarihi yerlerimiz var. Onları gelsin. Tarsus tramvayı otogardan üniversiteye kadar 12 kilometre bu Atatürk Caddesi boyunca gelecek bir tramvay projesi. Biz bunu Ulaşım Master Planı'na aldırdık, onaylattık. Bakanlık onayladı. Çok kısa sürede projesini de tamamlayıp onayını alıp hiç olmazsa ilk 5 yılda onlar etap etap yapacağız. Birkaç etabını sizlerin hizmetine sunacağız artık. Ulaşımı da raylı sistemlerle, tramvayla Tarsus'un sağlaması için çalışmalarımızı süratle sürdüreceğiz. Bunun da sözünü veriyoruz. Şimdi son olarak bir kere hizmetlerimizden dolayı memnun olanların oylarını istiyoruz. Ama bizim için oy veren de vermeyen de bizim başımızın tacı. İki, hemşerimiz Ali Voltaç Tarsus Belediye Başkanı olunca, merak etmeyin, Vahap Başkanı'yla uzun süredir zaten beraber meclis üyemiz olarak çalışma arkadaşı, gayet uyumlu, zaten konulara hakim, beraber çalıştığımız için çok güzel bir 5 yılda o size hizmet edecek. Bunu ben görüyorum. Ali Boltaç için de sizlerin desteğini istiyorum. İnşallah her ikimiz de belediye başkanı oluruz. Güzel kentimiz Tarsus'a en güzel, layık olan hizmetleri yerine getiririz. Biz engelli yurttaşlarımızın Tarsus'ta neler çektiğinin bilincindeyiz. Sizlerin bu anlamda Tarsus'ta çok daha güzel bir şekilde engelsiz bir Tarsus yaratmak için elimizden geleni değil, geleni yapacağız. Hiç merak etmeyin. Artık Tarsus'un engelsiz sokakları, engelsiz parkları, engelsiz yaşam alanları olacak. Ve bunlar da sadece sizler için, ananızın ak sütü gibi helal sizlere hizmet olarak gelecek. Vahap Seçer Başkanımızın özellikle ve özellikle her projede, her alanda çok başarılı çalışmaları vardı. Ama engelli bireyler için yaptığı projeler ve çalışmalar, engellilerin hayatını kolaylaştıracak birçok projede birlikte çalıştık ve görev yaptık. Ben inanıyorum ki Ali Boltaç arkadaşımız da meclis üyeliğinde göstermiş olduğu başarıyı belediye başkanı olduğunda da aynı şekilde gösterecek. Vahap Seçer Başkanımızla birlikte uyum içerisinde ve eş güdümle çalışmalar yapacaklar ve birlikte bir belediye başkanlığı vizyonu oluşturacaklar. Sizlere yapılan çalışmalar, projelerin kat kat devam edeceğini düşünüyorum. Sağ olsun, Vahap Başkanımız bizleri unutmadı. Biz dedi Türkiye Sakatlar Derneği, Görme Engelliler Derneği, İşitme Engelliler Derneği, Otizm Derneği, Talasemiler Derneği'ni ziyaret edeceğim dedi. Biz de böyle bir program yaptık. Emekleri de bizim içimizde katıldı başkanım. Çok güzel bir ortam oldu. Ayağınıza, yüreğinize sağlık, size de teşekkür ediyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, Engelliler ve Sağlık Daire Başkanlığından, oradan ihtiyaçlarımızı oradan görüyoruz. Bizleri hiçbir zaman çevirmediniz. Sağ olsun Soner Yetkin abimiz bizim bir dediğimizi iki etmiyor. Ali Uyan abimiz bizim dediğimizi bir dediğimizi iki etmiyor. Sağ olsun.
bizlere hep burada sahip çıkıyorlar. Bütün yönetimin, Allah razı olsun o yönetiminden, yönetim bize çok sahip çıkıyor. Bir dediğimiz zikretmiyor, senin yokluğunu hissetmiyor. Ali ile birlikte 98'den beri Tarsus'ta bu işi yaptık. Ben bildiğin gibi daha önceden milletvekiliyken yine bize desteğiniz oluyordu, yardımlarınız oluyordu. Yani Vahap Bey'in emeği engelliler üzerinde yeri değil. Siz bilmezsiniz belki de. Milletvekiliyken de bizlere destek çıkıyorlardı, yardımcı önderlik yapıyorlardı. Teşekkür ediyoruz şahsında. Tarsus'ta da inşallah Rabbim size de nasip ederse güzel bir Tarsus'a gündüz bakım merkezi, Tarsus Otizm Derneği ve ailesi adına sizden istiyoruz. Ben hepinize katılımdan dolayı teşekkür ediyorum. Merhabalar, kolay gelsin. Merhabalar, merhabalar. Nasılsın, iyi misin? Bir şeyler yapıyorsun. Başkanım, başkanım.